Yusuf aleyhisselam 17 yekirgende Allah da Allah husnüge husun çırağa geçi var koştu. Yusuf aleyhisselamda güzel boyan hakkında çok köpeş gelmez. Vazirinin ayalı Yusuf aleyhisselamdan bana bu güzelliğin aldı duramadı. Kıyım mı gene o ayalı? Çünkü bunu kadar çırağa ege boyan yiğitti, yüzde kul bokturuşluğu kafir boyanlar için o musibet idi. Çıdamadı aldı da. Ve eşilerde bir gitti. Yeri yeter geldi körgende yasam tutandı kıldı. En çıralı kımmet bu hakimlerle kiydi. Vazirde hatını bu. Ve Yusuf Aleyhisselam'dan ravvadet hu. Yumşalık, ülfetliği de talep kıldı. Onge yakşı muamelada erkeleştiğini haladı. Koludan kegen hemen maksat yetkisi olgen vasıtalarını kıldı. Ve gallakat il abrab ve qalat haytelek. Eşilerde bir gitti ve yanım geçirdi. Yusuf Aleyhisselam ana şu sözü eşlik bilen, şu vakit sözü zürlik bilen kâle ma'adallah innehu rabbi ahsana masvay innehu la yuflihud zalimun. Allah saklasın, ahir ona hocayınım menge muamlanı zor kıyan bosa özünü oğlu de katta kıyan bosa kendi kılıp onu ayalı bilen zina kılaman zalimler hiç kaçan nacat yetmeydi dedi. Yani körnememesin Yusuf Aleyhisselam kâfır bosa hem hocayınını kıyan yakşı muamlasını makil yaptı. Bunu yaptılar. Fahş, zina, zulüm. İnsanda elbette halaket alıp varadı. Fahş köpeğen cahide, zina köpeğen cahide, ölüm köpeğe degen rivayetler var. Fahş, zina, fakirlik yeterli degen cahiler var. İhtiyat buluşu gerekir Müslüman adamın mesela. Yani Allah-u Teala Yusuf Aleyhisselam'a belirgen çünkü fazıldan o kişi bu işe avvaladan karşı buldu. Hocayının yaşlılığını unutma yanında. Kandikli buna sıra havadar bugün kişi fahşke kulursun. Ve lekad hammet bihi ve hamme biha. Bana lügattan havarı bulan adamlar iki yarı kelime bir kıl yok şeydi. Hammet bihi. Onge taşlandı, onge kolunu uzattı. Ve bu muannas cinsindeki leken bulsa hamme biha. Ham kelimesi bir Arapların şuna bir nazı itil ki bitti söz bir cahada ah manasını verse yani bir cahada kara manasını verir mümkün. Bu kaysi kelimelerde onu da kelişliğe bağlı. Arapların murakabli giyen şunda. Bitti kelime geri yaptı. Uyam Hammed yaptı, buyam Hammed yaptı. Ham kelimesi kas kılıçlik, niyet kılıçlik manası varken ve yani bitti hamdı manası tezde fikir yürütüşlük diye manası. Demek razıda hatını kas kılıp kolunu uzattı. Yusuf Aleyhisselam bu nesane fahşiler hakkında fikir yürüyüzdü. Tezlik bile fikir yürüyüzdü. Bana şu yerde etsek ki köşede kete yatıyordum. Köşede kete yatıyordum. Sigalanıp gittim. Eğer Ahmet uşağı koma geldi ne olardım? Yıkılıp uşağırdım. Demeye ne mi boptu? Yıkılmak var mı? Lekad hamme bihi ve hamme biha lev le arra burhane rabbihi. Eğer Rabbisinin hüccetini görmegende de yaptı. İhtimal kas kılışı mümkünüdü. Demek kas kıyanı yok. Çünkü o adamı mı sordular? Talip ettim şunu yıkılıp getirdim Ahmet Uşap aldım yani. Demek benim Ahmet ben. Eğer Ahmet Uşap kılmegende yıkılıp düşerdim mi? Eğer Allah'ın da mucizesini devalda görmegende de ihtimal kas kılışı mümkünüdü değil yaptı. Demek kas kıyanmaz. Bazı müfasırlar Yusuf ve Anaşı Ayol buna yatışı hareket kıldı. Kim Allah'ın mucizesini körgenden kim bundan kalp dediğin sözleri var bu doğrumaz. Rozalar adam kündüz sıkıda köşede akıyken sudu körüp durup şundan içsem dediğin hayal ötmedi kellesinden. Şunu demez mi? Leki içimiydi. Rozalar bu yanı için. Lekin hayal adam ötmedi. Yusuf Aleyhisselam'da hayalıdan ötçülükken fırsat bulmadı. Taşlangan payetli Allah da şunu da möcüzeni körsatıp koydu. Arkaya kaçışlıydan başka nesan topladı. Allah da Allah bandasını saklasa şunu akılarken. Kısan mı kımasan mı degen fırsatan bulmadı. Allah şart möcüzeni körsattı. Hayalge kelime mülgün adı burası. Yine kadar hatamız. Allah saklaydı bizi. Biz Allah da mayakada bitti kadamda basamız. Allah iki kadam bizi kadar basadı. Allah'a getirin gel, Allah insan beş namaz okuyma diyerek adam cici insafsın.
suvga bir qadam bossangiz, yana bir qadam yaqinlashasiz. Turib olsangiz, turaveradi suv. Shuning uchun insondan birinchi qadam bo'ladi, Alloh taolo bandaning hidoyat qiladi. Eshiklarni bekitib, vazirning ayoli Yusuf alayhissalomni yoniga chaqirdi. Balaqad hammat bihi va hamma biha. Yusuf alayhissalomga tashlandi. Yusuf alayhissalom qochdi. Laula arra burhana robbihi. Agar Parvardigorining burhonini, Parvardigorining hujjatini ko'rmaganida degan joyda to'xtatdik. U burhon nima edi? Ya'ni ko'rmaganida degani, demak, ana shu Alloh taolo burhonni, ana shu mo'jizasini ko'rsatdiki, ko'rishligi bilan zino haqida faqat fikr yuritishlikka ham fursat bo'lmadi. Misol bilan aytdik, ko'chada ketayotdim, do'stim Ahmad bilan oyog'im sig'lanib ketdi, yiqilishga qarab ketayotdim, ushab qoldi. Demak, oyog'im toyilib ketdi. Ahmad ushab qolgani uchun yiqilmadim. Demak, Alloh taolo ham mo'jizani ko'rsatib qo'ydi. Agar ko'rsatmaganida ehtimol xayoliga kelishi mumkin edi bu zino. Lekin Yusuf alayhissalom zino qilishlik haqidagi xayolga fursati ham bo'lmadi. Ana shu devordagi ko'rgan burxoni hujjati nima edi? Bu o'rinda bir qancha rivoyatlar bor. Bir rivoyatda Jabroil alayhissalomni ko'rdi devorda. Ikkinchi rivoyatda otasi Yoqub alayhissalom bu faxsh degandek qo'lda mana shunday qilib turganligini ko'rdi. Uchinchi rivoyatda Azizni, ana shu xotinda eri bo'lgan vazirni eshik ochib kirib kelayotganligini ko'rdi. Boshqa rivoyatda bu amalni faxsh ekanligini ko'rdi. To'g'risi ham sahih. Qaysinisi bo'lganda ham, qaysinisi bo'lishdan qat'iy nazar, Yusuf alayhissalomni faxsh haqida fikr yuritishlikka fursati bo'lmadi. Kazalika linaslifa anhu as-su'a wal fahsha. Biz Yusufdan fahsh va yomonlik munkarda mana shunday tiyib qo'ydik. Birodarlar, bitta narsaga e'tibor beraylik. Alloh qutqardi bandasini. E'tibor beraylik. U o'zi shart chiqib ketib qoldi, qilmay qo'ydi emas. Alloh taolo nima qildi? Yordam berdi. Alloh taolo o'zi ko'mak berdi. Biz tomondan, Parvardigor tomonga birinchi qadam bosilar ekan, Alloh biz tomonga qarab ikki qadam bosar ekan. Biz ana shu sigaret chekayotganida e'tiboriga tashashlikka qasd qilib tashaylik, birinchi qadam bo'lsin. Alloh taolo ikki qadam bo'lsa men bandamga qarab deyapti. Emizikli bolani ham 2 yildan keyin sutdan chiqarmasa 7 yoshargacha, 10 yoshargacha emoradi denasini. 2 kun qiynalganiga chidaysiz, 2 kun yig'laganiga sabr qilasiz, ozgina joningizni va uni jonini qiynaysiz, tashlab yuboradi sutni. Tug'ilibda topgan narsasidan ayrilib o'lmadik-ku biz. Shu yerda o'tirganlar. Nimaga endi shu sigara tashlab olsak o'lib qolishni o'ylaymiz? Bu zaiflik bu, nafsni yenga olmasligining bir belgisi. Yusuf alayhissalom zinoni xohlamadi. Alloh taolaga qarab qadamni bosdi, Alloh taolaga eshikni ochib qo'ydi. Demak, biz ana shu fahsh munkardan qutulmoqchi bo'lsak, Alloh yordam bersa, yana qutula olamiz. Alloh qachon yordam beradi? Biz ana shundan qochgan mahalimizda. Alloh u kishini muxlis banda deb marhamat qildi. Shunday bir ulug' sifatlar bilan sifatlangan kishi haqida Yusuf alayhissalom xususida har xil bo'lmag'ur gaplarni gapirishlikdan tilimizga ehtiyot qilishimiz kerak bo'ladi. Xuddi ikkita kishi yurishda musobaqa o'ynayotgandek bir-birini orqasidan quvolashni boshladi. Yusuf alayhissalom eshikka borib shunday eshikni ushlagan paytda tashqaridan vazir, ana shu ayolda xotini kalit bilan o'zidagi bor kalit bilan eshikni ochib kirib keldi. Va Yusuf alayhissalomga orqa tomonidan ayolini osilib turganligini, chiroyli kiyingan, eriga tayyorgarlik ko'rgandek xushbo'y sanasalarni sepib tayyorlangan holda kirib kelganligini guvohi bo'ldi. Wastabaqal bab va qaddat khamisahu min dubur va alfa ya sayyida haladal bab qolat ma jazao man arada bi ahlika su'an. Mutahammil qildi. Bir-biri bilan musobaqa o'ynashdi, eshikda oldida eri kirib kelganligini, sayyidi kirib kelganligini ko'rdi. Shunda ayol mutahammilga o'tdi-da seni ayolingga yomonlikda qasd qilgan kishini jazosi nima bo'ladi? Shu yerda ayol qo'rqib ketdi. O'ldirish kerak buni devormasin deb erini. Hukmni ham o'zi aytib qo'ydi. Illa an yuzjana azabun alim. Ya'ni erkak kishida hamiyat qo'zg'ab chiqib o'ldirib devor demasin deb turib aytadiki, bunga yo alamli azob berish kerak yo qomash kerak deydi. Ya'ni erini erkak deb o'ylayapti. Eshitib turib bilaman, erkak emas u. Chunki erkak kishida bo'ladi hamiyat. O'zini ahli ayolini boshqalardan rashk qilishlik mo'minlik deb belgisi. Alloh taolo jannatda eshik yozib qo'ygan. Innaka ahromun ala dayus.
sen dayuslarga haromsan degan. Dayus kim? Ahli ayolini boshqa yo'q, nomahram, begona erkakdan qizg'anmaydigan kishi. Qala hiya rawadatni an nafsi va shahida shahidun min ahliha. Yusuf alayhissalom o'zidan bu tuhmatni narx qilib aytdiki, yo'q dedi, u menga osildi dedi. Shunda bitta guvoh o'rtada guvohlikka o'tdi deydi Alloh taolo. Mana shu guvoh haqida ikki xil rivoyat keladi. Sahihrog'i ana shu nariga xonada yotgan 5 yildagi bola deyiladi. Insoniyat tarixida 3 ta chaqaloq gapirgan. Bittasi ashobul uhdud. Ana shu zolim podshoh mu'minlarni katta chuqurni kavlab, o'tini to'ldirib yoqib, bittadan irg'itayotganda qo'lida emizikli bolasi bor, mu'min ayol o'tga tushishni xohlamay orqaga qaytganda ana shu emizikli bolasi gapiradi. Ya onajon, siz haqqi ustasiz, irg'o'ring deydi. İkincisi, mana shu Yusuf alayhissalom qissasidagi bola aytadiki, qaraylar deydi. Chunki undan boshqa guvoh bo'lmaydi u yerda. Yusufni ko'ylagi orqasidan yirtilgan bo'lsa, Yusuf pokiza, ayoling nopok. Agar Yusuf ko'ylagini oldi yirtilgan bo'lsa, Yusuf nopok, ayoling pok. Qarasa ko'ylagi orqasidan yirtilgan. Uchinchisi gapirgan chaqaloq bu kim? İsa alayhissalom. Vazir ana shu ko'ynagiga qaradi. Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur qala innahu min kaydikum inna kaydakum azim. Vazir qarab ko'ynagida orqasidan yetganligini ko'rgach, ayolini tuhmat qilganligini bilgandan keyin bu sizlarda ayollarda makrilar, sizlarda makrilar buyuk makr bo'ldi dedi. Haliga rivoyat bor, kunduzi yulduz ko'radigan odamni ayoli ozgina bir qing'ir qishib xizmatini qilmasdan har xil ovqat yegizib qo'ygandan keyin yulduzni ko'rolmay qoladi. Ya'ni uyimizdagi ayollarimiz bizni nima deydi? Erda yer qilgan, yer qilgan xotin deyiladi-yu. Ayol kishi agar mu'mina bo'ladigan bo'lsa, Allohdan qo'rqadigan bo'lsa, er uchun eng katta yordamchi bo'ladi. Kishi musulmon kishi baxti to'rga bo'linadi. To'rtta narsada mu'min kishi saodatli bo'ladi. Ya'ni o'g'il bolaning baxtini to'rttaga bo'lsangiz, bittasi yaxshi qo'shnida, bittasi keng hovlida, bittasi foydali markabda, bittasi soliha mu'min ayolda. 25% baxt akalar. Lekin yomon bo'ladigan bo'lsa, aksi bo'ladigan bo'lsa bir musibat bu. Bu sizlarning makrilar, sizlarning makrilar buyuk makr bo'ldi. Ya'ni fahshini o'zing qilib turib, boraga tuhmat qilasanmi? Bu vazir, bu aziz nima dedi? Xo'p, xotini iflosligini ko'rdi. Nima qilishligi kerak edi bir hamiyati bor ekan kishi. Yusuf aridan hada vastagfir li zambiki innaki kunti minal xotiin. Yusuf qo'yanda esdan chiqaraylik bu narsani dedi. Qo'yan, indamay qoldi. Bo'p. Sen xato qilding, endi sen tavba qil. Bo'l, boshqa hech narsa demadi. Hattoki xotini uydagi xizmatchi yigiti bilan fitnalanganligini ko'rib turib, ayolini o'zi bir nopokligini ko'rib turib, o'rtasini ayirib ham qo'ymadi. Shunday qolib ketaverdi uyda. Bu dedi ulamolar, hozirgi kundagi aristokratlarning hayotiga o'xshaydigan hayot. Ular uchun izzat-nafs, ornomus, hayo, erkaklik, shan degan g'urur degan narsa hech narsa qadri yo'q. Ruxsat bering, siz ayolingiz bilan vals tushib kelay. Qo'shib beradi, oborib vasga tushib keladi. Subhanalloh. Ular uchun izzat nafs, sharaf, onamiz degan gapda hech qanday qadri yo'q. Sayyid Qutb rahmallohu ta'ala mana shu aristokratlarning hayoti shunday bo'ladi. Chunki ular uchun hamiyat, sharaf, onamiz, izzat nafs degan so'zlarning hech qanday qadr qiymati yo'q. Kishini dayusligi mana shuning o'zidan ko'rinib turibdi. Alloh taolo mana jannatda yozib qo'ygan hadislarda keladi, innaka haromun ala dayus. Sen dayuslarga haromsan.